Bu videoda bakır 2 hidroksitin çözünürlüğünü hesaplayacağız. Soruda verilen çözünürlük çarpımı sabiti yani KÇÇ 25 derece Celsius sıcaklıkta 2,2 çarpı 10 üzeri eksi 20'ye eşit. Öncelikle soruyu kafamızda bir canlandıralım. Diyelim ki elimizde biraz bakır 2 hidroksit olsun. Mavi renkli bakır 2 hidroksiti burada gördüğünüz içi su dolu olan deney kabına ekleyelim. Esasında bakır 2 hidroksit az çözünür bir iyonik bileşik. Bu nedenle de koyduğumuz miktarın tamamı çözünmeyecek. Sadece az bir miktar çözünecek. Hatta buradaki katının bir kısmını silerek bunu gösterebiliriz. Bu kısmın iyonlaştığını varsayıyoruz. Şimdi düşünelim. Oluşan çözeltin içinde hangi iyonlar olacak? Aslında bakır 2 derken bakır artı 2 iyonlarının olacağını kendi kendimize zaten söylüyoruz. Buraya da yazalım. Bakır artı 2. Tabi bir de hidroksit iyonları olmalı. Yani OH eksi. Demek ki çözeltinin içinde hidroksit iyonları da olacak. Sonuç olarak bir noktada dengeye ulaşmamız gerekiyor. Yani çözünürlüğün hızıyla çökelme hızının eşit olduğu noktada çözelti dengesine ulaşmış olacağız. Hatta bunu burada gösterelim. Bakır 2 hidroksitin kimyasal formülü neydi? Bunu kolayca bulabilmek için küçük bir hile yapabiliriz. Mesela bize ipucu veren yüklere göz atıp formülün CuOH2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu bizim katımız. Ama tabii iyonların da olması gerekiyor. Yani Cu artı 2 ve tabii ki hidroksit iyonları. OH eksi. Öncelikle burayı denkleştirelim. Hidroksitin önüne 2, geriye kalanların önüne de 1 koyduğumuz zaman sanırım olacak. O zaman bir de hep bahsettiğimiz tabloyu yapalım. Öncelikle başlangıç derişimlerini, sonra değişimi, en son olarak da dengedeki derişimleri bulmamız gerekiyor. Bakır 2 hidroksitin o küçük miktarı çözünmeden önce yani biraz önce resimden sildiğim biraz bakır 2 hidroksitten önce çözeltide hiçbir iyon olmamalı. Demek ki iyonların başlangıç derişimi sıfır. Peki bakır 2 hidroksitin çözünen o az miktarı için ne demeliyiz? Diyelim ki bakır 2 hidroksitin çözünen miktarı x olsun. Bu bize bakır 2 hidroksitten x kadar azalacağını gösterir. Mol oranlarına bakacak olursak her 1 mol çözülen bakır 2 hidroksit için 1 mol bakır artı 2 kazandığımızı görebiliriz. Yani x mol kadar bakır 2 hidroksit kaybediyorsak x mol kadar bakır artı 2 kazanmamız gerekiyor. Bunun yanında her bir çözülen bakır 2 hidroksit için 2 mol hidroksit iyonu kazanıyoruz. Dolayısıyla burada x yerine 2x kazanmamız gerekiyor. O zaman dengeye ulaştığımızda bakır artıki iyonlarının derişimi x, hidroksit iyonlarının derişimi ise 2x olacak. Artık denge ifadesini de yazabiliriz. KÇÇ eşittir derken öncelikle ürünlere bakmamız gerekiyordu, değil mi? Elimizde bakır artı 2 var. Bakır artı 2'nin derişiminin üssü 1 çünkü katsayısı 1. Bir. bir sonraki ürünümüz hidroksit iyonları, yani OH- eksi. Hidroksit'in katsayısı 2 olduğu için onun derişiminin karesini almamız gerekiyor. Yine de her zamanki gibi saf haldeki katıyı ifadenin dışında bırakıyoruz. O zaman KÇÇ için soruda bize verilen değeri bu ifadeye yerleştirelim. KÇÇ 2,2 çarpı 10 üzeri eksi 20'ye eşitti. O da eşittir bakır artı 2 iyonlarının dengedeki derişimi. Yani x çarpı hidroksit iyonlarının dengedeki derişiminin karesi. Yani 2x'in karesi. İşte bu noktada bazı öğrencilerin kafası karışabiliyor. Kafalarına takılan nokta şu. Derişimi zaten iki katına çıkartıyoruz ama aynı zamanda burada bir de karesini alıyoruz. Bu aynı şeyi iki kere yapmak olmuyor mu? İşte burada hatırlamanız gereken şey bu ikisinin aslında farklı şeyler olduğu. Buraya mol oranları yüzünden 2x diyoruz. Burada bir denge bağıntısı olduğu için de karesini almamız gerekiyor. Çünkü bu denge bağıntılarını yazarken uyguladığımız bir kural. O yüzden bu ikisi farklı şeyler. Yine aynı şeyi iki kez yapmıyoruz. Bunu da açıklığa kavuşturduktan sonra hesaplamalara dönebiliriz. Sağ tarafta x çarpı 4x kare var. Yani 4x küp de diyebiliriz. Bu da 2,2 çarpı 10 üzeri eksi 20'ye eşit. Öncelikle bu sayıyı 4'e bölmemiz gerekiyor. Yani 2,2 çarpı 10 üzeri eksi 20'yi 4'e böleceğiz. Bunu kafadan da yapabilirsiniz. 2,2 çarpı 10 üzeri eksi 20 bölü 4 eşittir 5,5 çarpı 10 üzeri eksi 21. Bir diğer deyişle 5,5 çarpı 10 üzeri eksi 21 eşittir x küp. Şimdi bunu x'i bulmak için çözmeliyiz. Ne yazık ki bu hesap makinesinde bunu yapmak biraz zor. Aslında sizin kullandığınız hesap makinelerinde bu hesabı kolayca yapabilirsiniz. Ama olur da elinizde bu model bir hesap makinesi varsa diye size burada yapmanın kolay bir yolunu göstermek istiyorum. Yapacağımız şey küp kök hesaplamak. O zaman buraya 3 yazıyoruz. Sonra da ikinci kataloğa girerek aradığımız sembolü buluncaya kadar ilerliyoruz. Maalesef henüz göremedim. Evet, işte burada. İstediğimiz sembol bu yapmak istediğimiz şey 5,5 çarpı 10 üzeri eksi 21'in küp kökünü almak. Hesaplarsak ve tabi yuvarlarsak bulacağımız değer yani x 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 7 çıktı. Birimi tabii ki molar olacak. Sonuçta bu bakır artı 2 iyonlarının denge halindeki derişimini gösteren değer. Başa dönersek bunu siz de hatırlayacaksınız. X hem bakır artı 2 iyonlarının denge derişimine hem de bakır 2 hidroksitin molar çözünürlüğüne eşit. Sonuçta bakır 2 hidroksitin ne kadar çözündüğünü temsil ediyordu. Zaten soruda da bizden bakır 2 hidroksitin molar çözünürlüğünü bulmamız isteniyordu. Aslında soruda çözünürlük yazıyor ama belki de istedikleri şey molar çözünürlüktür. O zaman cevabı bulmuş oluyoruz. Ama tabii çözünürlüğü gram bölü litre cinsinden istemiş de olabilirler. Peki o zaman ne yapacağız? Biraz önce bulduğumuz değer molar çözünürlüğe eşitti. Molar çözünürlük. Yani mol bölü litre. İyi de istenen şey gram bölü litre ise o durumda ne yapmamız gerekiyor? Öyleyse bakır 2 hidroksitin molekül ağırlığını bulmamız gerekiyor değil mi? Bunun için periyodik tabloya da bakabiliriz. Bakır 2 hidroksitin molekül ağırlığı 97 57 gram bölü mol. Tekrar hatırlatıyorum. Bunu yapıyoruz çünkü biraz önce bulduğumuz değer molar çözünürlüktü. Bu değeri gram bölü litreye çevirmek için ilk olarak birimlere bakıyoruz. Molar çözünürlük eşittir 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol bölü litre. Molekül ağırlığının birimi ise gram bölü mol. O zaman tek yapmamız gereken molar çözünürlüğü molekül ağırlığı ile çarpmak. Bu durumda moller birbirini götürecek ve elimizde gram bölü litre kalmış olacak. Hesaplamayı da yapalım. 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 97,57. Eşittir yuvarlarsak 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Birimi tabii ki gram bölü litre. Bu da bize 1 litre çözeltide ancak 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5 gram bakır 2 hidroksit çözebileceğimizi gösteriyor. Çıkan sonuca göre bakır 2 hidroksitin pek de iyi çözülmediğini söyleyebiliriz değil mi? Böylece soruda size KÇÇ değeri yani çözünürlük çarpımı sabiti verildiğinde çözünürlüğü 2 ay birinde de nasıl bulabileceğinizi öğrenmiş oldunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.